Bugün sizlere farklı bir pratik bilgi tarifi vereceğim. Yapacağım işlem, kot pantolonlarınız söküldüğü zaman nasıl tamir edebilirsiniz? Mesela önce şunu göstermek istiyorum. Daha öncesinde şu kısımlarında ip olan, aslında yırtık görüntüsü olan bir pantolondu. Fakat ipleri zamanla aşınıp koptuğu için alt kısmına bez tele şu şekilde bir bez teleye yapıştırarak böyle kullanılabilir bir hale getirdim. Görüntüsü bir kere yıkandıktan sonra oldukça doğal bir hale geliyor. Şurada bulunan yerde de aynı işlemi yapmayı düşünüyorum. Çünkü bunun da artık ipleri koptu. İpleri koptuğu için birbirini tutmuyorlar. Bu teleyi altına koyup yapıştırarak burada sağlam bir görüntü elde edeceğim. Şimdi bunlardan farklı olarak asıl göstermek istediğimi geçiyorum. A kısmında zamanla aşınmalar oluyor ve çok fazla patlayabiliyor, yırtılabiliyor. Dilerseniz şu şekilde bez tele kullanarak, dilerseniz herhangi bir kot pantolonunuzdan bir parça keserek bu kısımları her yerinde olabilir, yamalayarak kullanabilirsiniz. Yalnız A kısımlarda olanlar için bez teleden ziyade kot kumaşı kullanırsanız çok daha güzel sonuç alırsınız. Çünkü çok çabuk aşınan bir bölge. O yüzden ben bugün bez tele değil, kot parçasıyla tadilat yapacağım. Şimdi tadilatımı geçiyorum. Hemen o bölgeye yetecek kadar kotumu kesiyorum. Sanırım bu parça yeterli olur. Ve rengine yakın bir ip belirliyorum. Kullandığım kotumun rengine yakınlıkta bir ip belirliyorum. Makinamın adım ayarını ise ne çok sıkı ne çok gevşek orta ayarda ayarlıyorum. Bunlar dikkat edilmesi gereken noktalarıydı. Şimdi dikişe geçeceğim. A kısmını açıyorum. Alttan kot kumaşımı yerleştiriyorum. Ve ileri geri işlemiyle örerek bu kısmı sağlamlaştıracağım. Dediğim gibi alt parçasını kot kumaşı kullandığım için çok daha sağlıklı bir dikiş elde etmiş olacağım. Öncelikle ara ara tutturuyorum, kaymasını önlüyorum. Daha sonra komple öreceğim. Şimdi örme işlemine başlıyorum. Tek tek tutturdum, kaymasını engelledim. Ve asıl işlemime geçiyorum artık. Örme işlemini tamamladım. Çok sağlam ve rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanmış oldu. İç taraftan kumaşımı fazlalıklarını keserek çıkaracağım. Çünkü rahatsız etmesini istemiyorum giyindiği zaman. Ve dikiş böylece tamamlanmış oldu. Dilerseniz bu kısımlarına
çima dikişlerini geçerek rengi renginde daha estetik bir görüntü elde edebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi hiçbir işlem yapmadan bırakabilirsiniz. Ben bırakacağım çünkü zaten A kısmında olduğu için hiç görünmeyecek bir yerde. Bu yüzden ekstra işlem yapmaya gerek duymuyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.